Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Türkiye tarihinin belki en önemli seçimlerinden birine gidiyor ama Türkiye seçimi değil, terörü tartışıyor. Biz de buna uyarak bu akşam terörü eline boyuna ele alacağız, terörle mücadeleyi. Konuğumuz her zaman olduğu gibi bu haftada İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek. Sayın Perinçek, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teoman Ali arkadaşımız da hoş geldi. Teoman'da bu ara çok değişik gömlekler görüyoruz. Oldukça ütülü. Bize de verdiğimiz ama Teoman Bey'in yakaları büyük oldu şimdi. Bize bu geliyor. Evet, evet. Darısı ceketinizin başına diyorum. Şimdi bu arada bir de duyurum olacak değerli izleyicilerimize. Sevgili izleyiciler, yaklaşık 10 aydır Sayın Perinçek'le bu programı götürmeye gayret ettim. Galiba yaşım müsait değil, yorulduğumu hissettim. Sayın Perinçek'ten izin istedim. Uzun bir tatile çıkmak için. Sizlere de izin dilekçemi sunmuş olayım. Önümüzdeki haftadan itibaren çıkış yolunu Sayın Perinçek Ulusal Kanal'dan başka bir arkadaşımızla birlikte yapmaya devam edecekler. Ama o bir ara, yani o size geçici izin veriyor. Yoksa temelde izin veriyor. Bir şey yok. Şimdi terörle ilgili meseleye geçmeden önce ben sizin programımızın başlığıyla ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Evet. Bu hafta içinde, öbür programdan bu haftaya doğru ilerlerken, bu programa doğru ilerlerken siz bir yurtta barış programı açıkladınız. Ayın yurtta 12. Barış, Ortadoğu'da barış. Ha. Şimdi bu program aslında terörle mücadele programı. Evet. Fakat adı barış. Bir bu niye? Neden terörle mücadele programı demediniz de yurtta barış ya da barış adlı bir başlık koyma ihtiyacını hissettiniz? Terörle mücadele barış getirdiği için topluma bir vaatte bulunuyor. Yani terörle mücadele diye bıraktığınız zaman, evet, terör hiç bitirilmeyecek. Hep terörle mücadele edeceğiz. Yani terör de olacak, terörle mücadele de olacak. Millet bunu istemiyor ki. Millet terörün kökünün kazınmasını, ülkeye barış getirilmesini, huzur getirilmesini, herkesin altında da bombalarla, mayınlarla yaşamadığı, huzur içinde ektiği, biçtiği, fabrikada çalıştığı, çarşıların şenlendiği bir Türkiye istiyor. Onun için Atatürk'e de dikkat ederseniz yurtta barış, cihanda barış. Biz de yurtta barış, Orta Doğu'da barış dedik. Zaten cihanda barış da yurtta ve Orta Doğu'da barıştan geçiyor. Biz milletin olduğu yerden baktık. Bakın bu çok önemlidir. Milletin olduğu yerden bakanlar milletin kazancına vurgu yapar. Barış milletin kazancı olur. Bütün milletimiz barış, huzur içinde yaşamak istiyor. Terörle mücadelede sonuç yok. Sonucu olmayan, tabii terörle mücadeleyle aynı zamanda barışa ulaşılacak ama terörle mücadele sonuç itibariyle millete ne verecek? Barış verecek. Biz oraya vurgu yapıyoruz. Yani millet açısından, halk açısından mı? Peki, sizin programınızın başlığı bir soruyu daha bence gerektiriyor. Evet. O da şu. Şimdi gazeteci olarak dikkatli izlediğimi zannediyorum Türkiye'deki çeşitli fikir odaklarını ya da siyaset odaklarını. Benim gördüğüm kadarıyla genel olarak solcu ya da yani ulusal solcu ya da solcu olmayan ulusalcı çevrelerde barış kelimesi lügatlardan bir yaklaşık 92'den beri silinmişti. Şimdi barış kelimesini iade-i itibar girişimimizin... Hayır efendim, onların kusuru. Onların terörü kazıma diye bir beklentileri, amaçları ve yetenekleri yok. Terörü kazımayı kazıyacak gücü kendilerinde görmedikleri için ve halkın içinden bakmadıkları sebebiyle, yani onların canı yanmıyor, onların şehit cenazesi gelmiyor. Kasalarına faizler tıkır 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 akıyor. Hortumluyorlar efendim. Dolar borsa vurgunlarıyla zenginleşiyorlar. Onların umurunda değil. Ülkede mayınlar patlamış. Ondan sonra bombalar çarşılarda patlamış, yurttaşlarımızın elleri ayakları havalara uçmuş, adamların umurunda değil. Onun için barış diye beklentisi yok. Ama barışı kim istiyor? Şehit yakını istiyor. Askere oğlunu gönderenler, kardeşini gönderenler istiyor. Sevgilisi askerde, nişanlısı, onlar istiyor. Eşi aynı zamanda Güneydoğu'da bu hengamenin içinde yaşayan yurttaşlarımız barış istiyor. Yani barış halkın özlemidir. Öbürlerinin öyle bir barış diye sorunu yoktur. Evet. Şimdi sizin söylediğiniz çevreler de işte o hortumcu, dolar ve borsa vurguncularının temsilcileridir.
onların topluma bir şey verme şansları yok. Ne zenginlik verebilirler, ne özgürlük verebilirler, ne barış verebilirler. O bakımdan barış sloganını PKK'ya teslim etmişlerdir, kaptırmışlardır. Bunu geçen haftada konuştuk. Aslında bu, dikkat ederseniz, Hitler bile barış barış diyordu. Hitler barış diyerek İkinci Dünya Savaşı'nı açtı ve yürüttü. Ecevit'i hatırlayalım, Kıbrıs'ı barış harekatı dedi. Yani bir silahlı harekatı, müdahaleyi barış harekatı diye adla. Yani barış, milletin, insanların daima özlediği. Selam ne demek? Barış demek. Bakın, bütün Müslümanlar birbirlerini nasıl selamlıyor? Aleyküm selam, selamun aleyküm. Barış diye selamlıyor. Bütün dillerde selamla ilgili ilk merhabalaşma barış sözcüğüdür genellikle. Bu çok çok önemli. Kervanlarda yolda giderken birbirlerine aleyküm selam, selamun aleyküm. Yani benden sana zarar yok. Ben barış selamı yapıyorum. Bu insanların, toplumların temelidir barış. Barış olmazsa ekonomi olmaz, üretim olmaz. Devletin temel görevi nedir? Topluma barış ve istikrarı sağlamaktır. Cengiz Han yasası, Mete yasaları, efendim Göktürkler, Hazreti Muhammed, Osmanlı, Selçuklu, dünyadaki bütün imparatorluklar barış ortamı sağlayarak ticaretin ve ekonominin gelişmesini gerçekleştirirler ve o bakımdan rasyonelleri, yani devletin bir anlamı ve yararı vardır. Devlet barışı sağlar. Bir sömürü sistemi de olsa o sömürü sistemi ancak barış içinde gerçekleşebilir. Barış o bakımdan insanlığın sınırsız özlemidir. Bütün cennetlerde de nedir? Cennetlerde kavga, savaş duydunuz mu? Hiçbir cennette kavga ve savaş yok. Ne var? Kevser ırmakları, efendim güzel yemyeşil bir doğa, hava bol, güneş bol, efendim her türlü güzellikler sonuna kadar, ama hiçbir cennette kavga, silah yok. O bakımdan barış çok önemli. Peki. O sizin dediğiniz çevrelerin gerekleri milletle ve halkla çalışmak. Ama ben tam tersine şunu söylemiştim ben. Barış kelimesini mesela Amerika'ya yakın çevreler çok kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Hangi? Tersinden sordum. Şimdi medyadaki Amerikancı kalemleri takip etseniz bu terör bahsi açıldığında. Bakın Hitler de barış diyor. Hayır. Yani şimdi herkes barış der. Ben, akıllı bak. Ben barış kelimesini ne kuvvetler. Bu bir. Karşı olduğum için söylemiyorum. Ben, siz gazetecisiniz. Siz bunu özenle seçtiniz ve hamle yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki barış bizim kelime, bizim kavramımızdır diyorsunuz. Evet. Düşmanın elinden alacağız. Hitler barış dediği zaman, Hitler de barış diyordu. Demokrasi cephesi de İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i yeneceğiz ve barış getireceğiz diyor. Şimdi Hitler barış diyor. Öyleyse biz barış demeyelim. Öyle bir şey olur mu? Hitler'e bırakılır mı barış sloganı? Şimdi ne Amerika'ya bırakılır barış sloganı, ne terör örgütlerine bırakılır. Barış, Türkiye halkının, Türk milletinin Hakkari'den Edirne'ye kadar bugünkü birinci özlemidir. Peki, terörü biz bitiririz diyor. Bakın, terörü işçi partisi bitirir. Kampanyanın adı bu. Ama programın adı stratejik bir hedef koyuyor. Yurtta barış, Orta Doğu'da barış. Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh demişti. Evet. Siz yurtta barışı evet diyorsunuz, Orta Doğu'da barış diyorsunuz. Neden Orta Doğu'yla sınırlıyorsunuz? Çünkü cihanda barışı, dünyada barışı getirecek olan Orta Doğu'da barış. Bugün bütün çatışmaların, Amerika'nın bütün savaş yürüttüğü savaşların merkezi odağı Orta Doğu. 700 bin Iraklı kardeşimiz son birkaç 2003'ten bu yana öldü. Yani Filistin'de, efendim Lübnan'da hep Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi uygulaması, Amerika'nın İsrail'in silahlı saldırıları yüzünden 1 milyona yakın insan son 3-4 yıl içinde öldü. Onun için barış talebinin merkezi Orta Doğu'dur. Dünya ölçeğinde bakarsak Türkiye'de bizim vatanımız olduğu için